Bugün kompleks oluşma ve ayrışma dengelerinden bahsedeceğiz. Koordinasyon bağlarının oluşma mekanizmalarına baktığımızda, ametal atomları arasında bağ yapımına katılan elektronların ortaklaşa kullanılması sonucunda oluşan bağ kovalent bağ deniliyor. Ancak ortaklaşa kullanılan elektron çiftinin her ikisinin de bir atomdan geldiği durumda kovalent bağ meydana gelir. Bu şekilde oluşan bileşiklere koordinasyon bileşiği veya biz kompleks adını veriyoruz. Şimdi arkadaşlar bu durumun meydana gelişini bazı örnekler üzerinde göstereceğiz. İlk başta azot, flor ve hidrojen elementlerinin Lewis yapılarına bakalım. Bunlar Lewis yapıları yazılırken elektron dağılımlarının son katmanında bulunan elektron sayısına göre yapılıyordu. Azot atomunun son katmanında bulunan 5 elektron üzerine yerleştirildi. Üzerinde bulunan 3 tane yarı dolu orbital var. Yani tek nokta var. Bunlar 3 bağ yapacağını gösteriyor. Ortaklanmış halde bulunan, çift şekilde bulunan elektronları da işte eğer başka bir atomla bağ yaparsa koordine kovalent bağ yapımına katılıyor. Arkadaşlar şunu neler yapısına bağladık. Ama yukarıda bulunan noktaları hidrojen atomuna verip yani artı durumda haş artı durumdaki hidrojenle paylaşırsa burası işte koordine kovalent bağ adını alıyor. Koordine kovalent bağda azot ve hidrojen arasında kurulan bağın diğer kovalent bağla azot ve hidrojen arasındaki kovalent bağdan arkadaşlar hiçbir farkı yok. Yani bağ uzunluğudur, durumudur. Hiçbir farkı yoktur. Sadece oluşum şekli farkıdır. Bu atomun üzerinde son bir katmanında 7 elektron var. Tek noktası var, o yüzden tek bağ yapıyor. Hidrojende de tek bağ yapıyor. Bunların her ikisini azotla oluşturduğu yapılarda da o zaman koordine kovalent bağ görülebilir şeklinde yorum yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar buradaki azot ve flor atomları arasındaki elektronun ortaklaşması sonucu oluşan azot triflürür yapısına bakarsan azotun üzerinde 5 elektronu vardı. 3 tane tek noktası vardı. İşte o tek noktalardan götürdük. Flor elementlerini bağladık. Sonra azota hidrojeni bağlamak istiyoruz. Hidrojenin zaten bir elektronu vardı. O bir elektronunu da vermiş. Onu verdiğinde artı durumda bulunuyor. Yani bağ yapımına katılacak elektron yok. O zaman bu tür durumlarda her iki elektronun da bir atom tarafından karşılanmasıyla oluşan yapılara biz koordine kovalent bağ adını veriyoruz. O zaman burada arada kurulan azot ve hidrojenin arasında kurulan bağ koordine kovalent bağ olarak adlandırılır. İşte arkadaşlar bunu da burada çift şekliyle gösterirsek eğer azot ve hidrojenin kullanacağı bağ ortaklanmamış elektron çiftleri azottan geliyordu. Azotun üzerindeki diğer 3 tane kendisine ait pembeyle gösterilmiş tek nokta florla ortaklanmış elektron çifti oluşturuyor ve azotla flor arasında kurulan her iki elektrondan bir bağ oluşturmuş oldu. Azotla hidrojenin arasında elektronların her ikisinin de azottan sağlanarak kurulduğu bağda koordine kovalent bağ diyorduk. İşte bağlar arasındaki tek fark burada. Normaldeki azotla flor arasında kurulan bağla azotla hidrojen arasında buradaki kurulan bağın tek farkı mekanizmasıdır. Oluşum mekanizması. Bakın azotla flor arasında elektronun biri azottan biri flordan geldi ama azotla hidrojen arasında kurulan her iki elektron da azot tarafından karşılanmış olduğu zaman buna koordine kovalent bağ adını verdik. Arkadaşlar Lewis asitleri ve bazları denildiğinde asitler hidrojen iyonu veren maddeler olarak tanımlanabilir. Bazlarsa hidroksil iyonu veren ya da hidrojen iyonu alan maddeler olarak tanımlanabilir. Yani asit ya da bazların iyon alışverişinden bağımsız olarak tanımlanmasıysa Lewis tanımına göre yapılacak. Şimdi Lewis'e göre arkadaşlar bir kimyasal tepkimede ortaklanmamış elektron çiftini sunan madde baz, bu elektron çiftini alan madde de asittir. Mesela az önceki örneğimize hemen dönersem. Şöyle NF3 yapım vardı. Azotun üzerinde elektron çifti vardı. Bunu hidrojen iyonuyla bağlıyordu. Elektron çiftini veren ne burada? Azot triflürür. O zaman bu işte Lewis bazı. Bunun yanında o verilen elektron çiftini alıp da kendine NH, NF3 hidrojen yapısıyla bağ yaptıran yani verilen elektronu alan kimdi? Hidrojen o zaman işte oradaki yapıda Lewis asiti adını alıyor. O zaman bunu genel olarak bu şekilde tanımlıyoruz. Kimyasal tepkimelerde ortaklanmamış elektron çiftini
sulanma madde Lewis bazı, osunma elektronu alanlarsa Lewis asit olarak adlandırılır. Yani koordinasyon bağı oluşurken elektron çiftini sunan baz, alan asit. Şimdi bu yapıda baktığımızda arkadaşlar az önce söyledim. Bu Lewis bazı o zaman hidrojen. Burada bulunan Lewis asitidir. Oluşan yapıya ise kompleks adını verir. Arkadaşlar şimdi buradaki oluşan kompleksimize bakayım. Oluşan kompleksin pozitif yüklü mü? Kompleks katyonu. Eğer negatif yüklü bir kompleksim olsaydı kompleks anyonu adını verecektik. Şu an bunlar o zaman kompleks iyon yapıları olarak genel olarak adlandırılabilir. Merkez atom veya merkez iyonunun yapısına göre arkadaşlar bu koordinasyon bileşiklerinin çeşitlerinden bahsedeceğiz. Koordinasyon bileşiğinin merkezinde yer alan ve diğer yan grupların ona bağlanmasını sağlayan merkezdeki atoma veya iyona merkez atom adı veriyoruz. O, yani elinizdeki şurada bakın amonyum kompleksi verilmiş. Bakıyorum bakır merkezde metal katyonları arkadaşlar merkez atomdur. Ama yanında bulunan maddeler ona bağlananlarsa yardımcı elementlerdir ki bunları da biz ligand olarak adlandırıyoruz. Arkadaşlar komplekslerin kararlılıkları ve oluşum sabitlerinden eğer bahsedecek olursak komplekslerin oluşum tepkimeleri de birer denge reaksiyonudur. Kompleksin oluştuğu denge tepkimesinde denge saati oluşum sabiti de denilir. Bu da K oluşumu olarak gösteriyor. Şimdi K oluşuma baktığımda elimde şurada bir kompleks oluşmuş. Yani ürün kısmı. Girende bulunan maddelerim de sulu çözelti. Zaten o zaman ürün bölü giren olarak yazabiliyorum. Kompleksin kararlılığına oluşum sabitin sayısal değerine bakılarak karar verecek. Eğer ki bu sayısal değeriniz büyükse oluşum sabiti büyükse kompleksin kararlılığı da büyüktür diye arkadaşlar burada söylemiş olacağız. Yani 10 üzeri eksi 18'lik bir K oluşum değerine sahip. Eğer bir elimizde farklı bir K oluşum değerine 10 üzeri 9 K oluşum değerine sahip olan bir madde olsaydı eğer bu ikisinin arasında hangisi daha kararlıya kıyaslarsak o zaman sayısal değeri büyük olan daha kararlı yapıdır diye söyleyeceğiz. Şimdi elimdeki örneğe bakıyorum. İki farklı örnek verilmiş. Bu iki kompleks yapısının da oluşum sabitleri sıralanmış. Bana diyor ki birincisinin oluşumu 4,5 çarpı 10 üzeri 33. Öbürününki 1,1 çarpı 10 üzeri 13. Arkadaşlar sayısal değerine baktım. Birininki 10 üzeri 33, öbürününki 10 üzeri 13. Yani 10 üzeri 33 olan çok çok kararlı bir yapıdır. O zaman buna göre bakır amonyum kompleksinin artı 3 yüklü hali, artı 2 yüklü haline göre çok daha kararlıdır. Arkadaşlar bunlar da bu arada adlandırma yapılırken önce metal katyonunun adını söylüyorum. Sonra yanında bulunan ligantın sayısı, sonra kök grubunun adını söyleyerek adlandırmalar yapılacak. Çözünürlüğü az olan bir tuza ortak iyon içeren bir tuz ilave edildiğinde çözünürlüğü önce azalır. Ancak ortak iyondan eğer biz daha aşırı miktarda ilave edersek kompleks olur. Ve oluşan komplekste de arkadaşlar çözünürlük artış gösterir. Yani ortak iyon burada bu şekilde bir etki yapıyor. Şimdi yukarıda bize bazı kompleksler ve oluşum sabitleri verilmiş. Buna göre en kararlı kompleks hangisidir diye soruluyor. Arkadaşlar kararlılığa bakarken K oluşum değerine bakmamız gerekiyor. Yani oluşum değeri, oluşum sabiti maddenin ne kadar büyükse yapınız o kadar kararlı demektir. O zaman burada matematiksel bir sıralama yapacağım. Baktığım şey 10 üzeri 29 buradaki en kararlısıdır. Hatta en kararsız olanını söylersem matematiksel olarak en küçük değere sahip olan kurşun triklorür yapısı o zaman burada en kararsız komplekstir. Bana en kararlısını sorduğu için cevabımız B seçeneği oluyor. Arkadaşlar bunların problem soruları da karşımıza çıkabilir gene. Denge problemlerinde ya da spaz problemlerinde olduğu gibi gene K dengeyi yerine K oluşuma eşitleyerek burada çözeceğiz.
bir zayıf boz alan amonyaktan 1 molar varmış. 0,02 molar gümüş nitrat sulu çözeltileriyle eşit hacimde bunlar karıştırılıyormuş. Arkadaşlar şimdi eşit hacimde karıştırılıyor şu demek. Molarite eşittir en bölü ve. Yani kabın hacmi iki katına çıktı demek. Kabın hacminin iki katına çıkması demek derişimin yarıya inmesi demektir. O zaman amonyaktan elimde artık 1 molar yok. 0,05 molar var. Pardon, 0,5 molar var. 1 molar dediği için. 0,02 molar olanın da yarısı 0,01 molar ok olarak elimizde arkadaşlar bulunacak. O zaman şimdi yazıyorum. Tepkimesini önce bunun yazmanız gerekiyor. Yani amonyakla gümüş iyonu tepkimeye girerse parantez içinde zaten size oluşturacağı kompleksin formülü kalsiyum değeri verilirken yazılacaktır. O zaman ona göre denkleştirmenizi kontrol edebilirsiniz. Yani gümüş amonyum kompleks katyon yapısı oluştu. Şimdi amonyaktan elimde 0,5. Gümüşten elimde 0,01 molar var. Arkadaşlar o zaman gerisi denge kuralına göre kat sayısı 2 olandan tepkimeye 0,5 molar giriyorsa kat sayısı 1 olandan bakacağım 0,25 girmesi lazım. Peki arkadaşlar bizim elimizde o kadar gümüş var mı? Yok. O zaman az olana göre gidiyorum. Kat sayısı 1 olandan tepkimeye 0,01 molar girerse diyeceğim. Kat sayısı 2 olandan o zaman 0,02 molar girecek. Yani hangisinden tepkimeye gireceğiniz sayılara göre sizin belirlemeniz gerekiyor. Az olan gümüş olduğu için buradaki belirleyici faktörüm gümüş oldu. O zaman gümüş amonyum konteksinde de burada kat sayısı 1 olduğu için 0,01 molar oluşur. Dengeye geldiğinde bundan 0,48 molar. Bundan bitti arkadaşlar. Bundan 0,01 var. Ama dengede hiçbir maddenin derişimi sıfır olmaz. Yani bu şu demektir. Artık sol tarafta madde bittiyse sağ taraftaki x kadar harcar. Bunlardan x kadar oluşmasına sebep olur. Arkadaşlar sayıların yanındaki x'leri biz ihmal edeceğiz. Çünkü bunların yanındaki daha küçük bir ifade değerine sahip olacak. Yani 0,48'in yanında ihmal edilebilir değere sahiptir bu oluşan x'e. O zaman k oluşum değerim 0,01 eksi x bölü. Bakın giren kısımda bulunan maddenin yanındaki x'i ihmal ettim. Çünkü 0,01'in yanındaki değil ama 0,48 yani yaklaşık ondan 10 kat daha büyük bir sayı var burada. O yüzden bunu elde ettim. Eksi diyorum 0,48 çarpı x. Arkadaşlar 0,48'in baş kat sayısı 2 olduğu için bir de gidip bunun karesini almam gerekiyor. Bu değerimi de götürüp k oluşum değerine yani 5 çarpı 10 üzeri 14'e eşitliyorum. Buradan x değerim yani x dediğim şey de bakın elimdeki gümüş iyonunun derişimi oluyor. O zaman buradaki gümüş iyonunun derişimine de yaklaşık olarak 8,6 10 üzeri eksi 17 molar olarak bulmuş oluyoruz. Yani arkadaşlar aslında K oluşum problemleri birazcık daha karışık gözüküyor ama denge kuralını hatırlamanız gerekiyor. Şimdi başlangıç kısmını normal bir denge problemi gibi çözdüm. Amonyumdan 0,48 oldu. Kompleksten 0,01 molar oluştu ama dengede diyorduk ki hiçbir maddenin derişimi sıfır olmaz. O zaman girendeki gümüşüm bitti. Onu oluşturmak için denge bir miktar geri x oluşturur sol tarafa kayar mantığıyla yapıyorum. Sayısal değeri 0,48'inki daha büyüktü o yüzden onu ihmal ederek k oluşum değerini eşitledik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.